Renkli Doppler incelemesi rutin olarak yapılan bir inceleme değil. Gerçi bazı doktorlar rutin olarak yapıyorlar ama 19 ile 23. haftalar arasında bebeğe giden sağlı sollu iki tane damar var. Şimdi burada sağın ölçümü yapılıyor. Kasık bölgesine ultrason aleti yerleştirdikten sonra anne adayının sağ uterin arter, yani sağ rahim damarına ait akımlar elde ediliyor. Burada görüyorsunuz akımlar çıktı ortaya ve bunların şimdi ölçümleri yapılacak. Sağda üstte ölçümler çıktı. Bu ölçümler teknik olarak biraz karışık olduğu için çok önemli değil. Sadece normal olduğunu söyleyelim. Şimdi geldik sol tarafa. Sol kasık bölgesine yerleştirdik. Ultrason cihazını anne adayının karnında ve sol uterin arter, yani sol rahim atar damarına ait akımları elde ediyoruz. Ölçümler gene çıktı. Bunlar da gayet normal. Devam ediyoruz. Şimdi bebeğe ait göbek kordonu, umbilikal arter, göbek kordonu atar damarının içindeki akımları ölçeceğiz. Bu da rutin bir inceleme değil. Önce göbek kordonunu buluyoruz. Bebek hareketli olduğu için tabii ki göbek kordonunu bulması biraz daha zor. Yani daha doğrusu ölçümü yapması. Genelde plasentadan hemen çıktığı yerden ölçüm yapmayı tercih ediyoruz ki hareketten etkilenmesin diye. Bazen birkaç kere denediğimiz oluyor. Doğru yeri bulmak için, doğru görüntüyü elde etmek için, net ölçüm yapabilmek için tekrar denedik. Şimdi bu güzel bir ölçüm oldu ve bunun da rakamları çıktı. Gayet güzel. Böylece Doppler incelememizi tamamlamış olduk.